Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenomen Yayınları A serisi 8. sınıf Matematik Soru Bankası'nda sayfa 195 ve sayfa 196'nın çözümlerini yapacağız. Dersimize başlamadan önce kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Birinci soruyla başlayalım. ne diyor? Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki masa yüzeyinin kısa kenarı uzun kenarının 5'te ikisinden 4 santimetre daha kısadır. 5'te ikisinden. O zaman ben uzun kenara 5x dersem kısa kenar ne, ne kadar olacak? 5x'in 5'te ikisi nedir? 2x ama 2x'ten kaç kısaymış? 4 santimetre kısaymış. O zaman kısa kenar ne olacak? 2x 4 uzun kenarda 5x olsun. Devam edelim. Başka ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki bir örtü şekil birdeki gibi masa yüzeyinin uzun kenarına paralel olacak biçimde serildiğinde örtünün her iki ucunun yere uzaklığı eşit ve 62 cm olacaktır. Şimdi biz bu masanın uzun kenarına paralel olacak şekilde örtüyü yerleştirdiğimizde görüyorsunuz burası yere 62 cm uzaklıkta. ve burası da 62 cm uzaklıkta. Ne demişler başka? Bu örtü şekil 2'deki gibi masa yüzeyine kısa kenarına paralel olacak biçimde serildiğinde örtünün her iki ucunun yere uzaklığı 6 cm. Yani burası 6 cm, burası da 6 cm yerden uzakmış. Buna göre masa yüzeyinin çevresi kaç santimetredir? Şu masanın çevresini soruyor. O zaman biz neyi bulmalıyız? Şu x'i bulmalıyız. Masanın yüksekliğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Masanın yüksekliğini h diyelim mi? H diyelim. Peki bu ne kadar sarkmış masadan? H eksi 62 kadar. H eksi 62 kadar. E bu tarafta H eksi 62 kadar sarkmış. Şuna bakalım. Masanın yüksekliği yerden yüksekliği H değil miydi? H'tı. Peki bu ne kadar sarkmış? H eksi 6. Arka tarafta H eksi 6 kadar sarkmıştır. Şimdi biz masanın, pardon Örtünün uzunluğundan soruyu çözmeye çalışalım. Örtünün uzunluğunu bulurken biz ne yapacağız? Şuraya bakacağız. H artı eksi 62. Burada da H eksi 62 ve 5x. Biz bunların üçünü toplarsak masanın uzunluğunu bulabilir mi? Şey, örtünün uzunluğunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. E toplayalım. Ne diyoruz? 5x. Bir de burada H var. Burada da H var. Ya da şöyle yapalım. İkisini de yazalım. Sonra düzenleyelim. h eksi 62 bir tane daha h eksi 60 Bu masanın örtüsü mü? E, masanın örtüsünün uzunluğu mu? Evet. Buradan bulduğumuz uzunluk. Bunu biraz daha düzenleyeyim. 5x Burada bir h, burada da bir h. Ne yapar? 2h yapar. 2h. Sabit sayıları topluyorum. Eksi 62, eksi 62 daha 124. 124. Bu masa örtüsünün uzunluğu. Şimdi ikinci şekilden de aynı şekilde bulayım. İkinci şekilde şu uzunluk ne kadardı? 2x eksi 4. Şimdi masa örtüsünün uzunluğunu bulabilmek için ne yapacağız? Bu 2x eksi 4'e h eksi 6. Arka tarafta da h eksi 6 var. Bunları ekleyeceğim. Masa örtüsünün uzunluğunu bulacağım. Yani şöyle 2x eksi 4'e neyi ekleyeceğim? h Eksi 6. Arka tarafta da aynısı var. Bir tane daha. H-6 ekleyeceğim. Bunu da düzenleyeyim. 2x H'lara bakıyorum. Bir H burada. Bir H de burada. Ne oldu? 2H Eksi 4 Eksi 6 daha. Eksi 10. Eksi 6 daha. Eksi 16. Evet. Bu da örtünün uzunluğu mu? Evet şu da örtünün uzunluğu. O zaman ikisi birbirine eşit mi? Eşit. İkisini eşitleyerek ikisi bulmaya çalışalım. 5x artı 2h bir de eksi 124. Diğer tarafta ne var? Şu 2x artı 2h eksi 16. Şöyle yapalım. Şu 2x ile 2h'ı bu tarafa atalım. İlk önce 2x'i attım. 5 xten 2x çıkarsa ne olur? 3x kalır. 2 haştan 2 2h hi çıkardım. 2 haştan 2 h çıkarsa ne olur? 0 olur. Bunu yazmaya gerek yok. Diğer tarafta ne yapacağız? Şu eksi 124'ü bu tarafa atacağız. Artı 124 olarak geçecek. 124 eksi bir de ne var? var. Eksi 16 var. 3x eşittir. Ne olacak? 124'ten 16'yı çıkardığımızda 108 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i kaç buluruz? 36 buluruz. X'i 36 bulduk. Şimdi soruya dönelim. Soru bizden ne istiyordu? Bu masanın çevresini istiyordu. Masanın uzun kenarı neydi? 5x. X gördüğümüz yere 36 yazarsak, 5 kere 36 kaç olur? 180 olur. Şöyle çizeyim. Bakın uzun kenarı 5x'ti. O zaman x gördüğüm yere 36 yazarsam 5 kere 36 180. Peki bu 180 ise bu da 180 çünkü dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarı bulayım. Kısa kenarı 2x eksi 4. x gördüğüm yere 36 yazarsam 2 kere 36 72. 72'den 4 çıktı. 68. Ve o zaman bu da 68 olacak. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulalım. Yani masanın çevresini bulmuş oluruz. Zaten soruda onu soruyor. Şöyle yapalım. Şu ikisini toplayıp 2 ile çarpalım. Sonuçta nedir? Dikdörtgenin çevresini bulurken illa da 4'ünü toplayacağız diye bir şart yok. İkisini toplayıp 2 ile de çarparsak yine aynı şeyi buluruz. Toplayalım. 180 68 daha. Kaç yapar? Topladığımızda 248 eder. E, 248'i ne ile çarpacaktık? 2 ile çarpacaktık. 2 tane 248 o da 496 yapar. 496 diye bir seçenek var mı? Varmış. A seçeneği. Demek ki doğru cevabımız A'ymış. Sonraki soruya geçelim. Soru 6. Ne diyor? Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki Kartonların kısa kenar uzunlukları 10'ar santimetre ve uzun kenar uzunlukları yukarıdan aşağıya doğru her karton bir üstünde bulunan kartondan 5 santimetre daha uzundur. Şunu demek istiyor. Burasına x dersek bu uzunluk x artı 5 olur demek istiyor. Diğeri de x artı 10. Bu x artı 15. Bu da x artı 20 olacakmış. Tamam bunları yazdık. Bakalım başka ne diyor. Bu 5 karton 3'er santimetrelik kısımları aşağıdaki gibi üst üste gelecek biçimde yapıştırılarak uzun kenarı 128 santimetre olan yeni bir dikdörtgen elde ediliyor. Yani biz bu 5'ini birleştireceğiz. Ve uzunluk ne kadar olacakmış? 128 olacakmış. Ama 3'er ee, santimetrelik kısımları üst üste gelecekmiş İlk önce şunları bir toplayalım bakalım bu 5'ini topladığımızda ne olur X'leri toplayayım 1x 2x 3x 4x 5x 5x Sabit sayıları topluyorum 5 15 30 50 Normalde bu 5'ini toplasak Birleştirsek ne olması gerekiyormuş 5x artı 50 ama Burada 3 cm kaybımız var. Burada da 3 cm kaybımız var. Burada da var. Burada da var. 4 kere 3 kaç yapar? 12. 12 cm kaybımız var. Üst üste gelmişler çünkü. O zaman bundan 12 cm'yi çıkardığımızda bunun bütün uzunluğunu bulmamız lazım. E yani bütün uzunluğu ne kadarmış? 128. Demek ki bu 128'e eşitmiş. Buradan x'i bulabiliriz. 5x artı 50'den 12 çıkardık. 38 eşittir 128. 38'i diğer tarafa attığımızda ne olur? 5x eşittir. 128'den 38 çıkarsa 90 olur. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 18 çıkar. x'i 18 bulduk. Devam edelim. Başka ne diyor? Bu dikdörtgenlerden en kısası ile en uzunun 6 santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. En kısasıyla en uzunu. En kısasının uzun şey üstteki kenarı neydi? Uzun kenarı x'ti. x de 18'di. Demek ki şu ne olacak? 18. En uzunluğu bulalım. Bir de en uzunluğu birleştiriyoruz ya. X gördüğümüz yere 18 yazarsak 18 20 daha kaç eder? 38. Biz ne yapacakmışız? Bu ikisini birleştirecekmişiz. O zaman 18 artı 38 olacak. 18 artı 38 ama bir de 6 santimetrelik kaybımız var. Neden? Çünkü üst üste gelmişler. Eksi 6. 18, 38 daha 56 yapar. 56'dan 6'yı da çıkardığımızda 50 buluruz. Bu 50 nedir? Şunun uzun kenarı. 50. E kısa kenarı da 10. E soru neyi soruyor? Bu dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani 10 kere 50. 10 kere 50 de 500 eder. Var mı böyle bir seçenek? Var. Soru cevabımız B seçeneği olacakmış. Sonraki soruya geçelim. Aşağı Aşağıda 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 tane al verilmiştir. 4 tane al var. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırmışlar. Ağların her birinde en az birer tane koyun vardır. Hmm, her birinde en az bir tane koyun varmış. En az. 3 numaralı ağıldan 42 tane koyun alınıp diğer ağıllara ağıl numaralarıyla orantılı olarak dağıtılıyor. Buradan 42 tane e, koyun alınıyor ve bunlara ağıl numaralarıyla orantılı olarak yani bu bir ağır, birinci ağıl olduğu için buna 1x kadar vereceğiz. Ve ikinci ağıl olduğu için 2x kadar. Bir de dördüncü ağıla verecektik. Bu dördüncü ağıl olduğu için 4x kadar verilecek. Yani bunlara 2, 3, bir de burada 4 var. 7x kadar dağıtılacak. E zaten 42 tane dağıtılmıştı. O zaman şöyle diyeceğiz. 7x, yani bunları topladık ya 7x oradan geliyor. 1x, Burada da 2x, 3x etti. Burada da 4x. Toplam 7x. 7x neye eşit olmalı? Dağıtılan koyun miktarına. Kaç tane koyun dağıtılmıştı? 42. 42'ye eşittir. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. 7'ler birbirini götürdü. X oldu. Diğer tarafta da 42'yi 7'ye böldüm. 6 çıktı. X 6 buldum. O zaman birinci ağla X kadar. 6 kadar eklenmiştir. İkinci ağla 2x, 2 kere 6 kaç yapar? 12. 12 tane eklenmiştir. Üçüncü ağla 4 kere 6 kaç olur? 24 tane eklenmiştir. Son durumda tüm ağıllardaki koyun sayısı eşit olduğuna göre, başlangıçta ikinci ağılda en az kaç tane koyun vardır? Şu ikinci ağılda başlangıçta en az en az dediği için biz ne yapacağız? bu ağlardaki koyun sayısını en sonda hepsi eşit olacak ya. En az yapabilmek için en fazla olan hangisi? 24 eklenmiş ya. Şuna 1 diyoruz. Niye 1 diyoruz? Normalde 0 diyebilirdik ama soruda ne diyor? Diyor ki en az birer tane ilk başta vardır. Ve o zaman buna bir tane önceden vardır diye düşünürsek son durumda burada kaç tane olur? 25. Demek ki bunda kaç tane vardı ilk önce? 25 olabilmesi için 19 tane vardı. 25 olabilmesi için bunda 13 tane vardı. Şimdi bu 25 tane kaldı ya. 42 tane de gitmişti. 25 tane kaldı. Hepsi birbirine eşit oldu ya. 42 tane de gitmişti. 42 artı 25 67. Demek ki ilk başta da burada 67 vardı. Soruya baktığımızda ilk başta ikinci halda en az kaç tane koyun vardır diye sorduğuna göre en az kaç tane vardır? 13 tane vardır. Var mı böyle bir seçenek? Var. Doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Sonraki soruya geçelim. Ne diyor? Şöyle bir soru. Okulda bulunan bir yazıcıyla farklı yoğunlukta aynı çıktıdan 50 sayfa alındığında tüketilen toner miktarı aşağıda verilmiştir. Aynı yoğunlukta sayfa başına tüketilen toner miktarı eşittir. Yani biz yazıcıyla eksi bir yoğunluk seçersek şu her 50 sayfalık bir çıktı alındığında 4 gram toner tüketiliyormuş. Sıfır modunu açtığımızda 6 gram e, toner tüketiliyormuş. 1 modunu seçersek 10 gram toner tüketiliyormuş. Ama kaç sayfada? 50 sayfa için. Şimdi soruya dönelim. Ayşe öğretmen girdiği sınıfların tamamında çekeceği yazılı kağıtlarını eksi bir yoğunlukta çektiğinde yazıcının tükettiği toner miktarı eksi bir modda çekmiş. Peki kaç tane 50'lik çekmiş biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X diyoruz. X tane 50'lik ya da X tane 50 topluk çekmiş. Ne kadar toner gitmiş? Her biri her 50'lik için 4 gram gidiyorsa x tane 50'lik çekmişse 4x kadar gitmiştir. 4x kadar tüketmiştir. Ne diyor? Eksi 1 yoğunlukta çektiğinde yazıcının tüketeceği toner miktarı 0 yoğunlukta çektiği çektiğinde yazıcının tüketeceği toner miktarından 8 gram daha azdır. Eksi 1 yoğunlukta 4x kadar çekmişti. Değil mi? Çekeceği kağıtları eksi 1 yoğunlukta çektiğinde yazıcının tüketeceği doğrudan 0 yoğunlukta çektiğinde ne kadar olacak? Sonuçta x kadar x tane 50 çekmişti. x tane 50 her 50'lik için 6 tüketiyorsa ne olacak? 6 tane x. 6x. Demek ki 0 e, çekseydi 6x kadar çekecekti toner gidecekti. Eksi 1 ile çektiğinde 4x kadar toner gidiyor. Ne diyor? Eksi 1 ile çektiğinde 8 gram daha az tüketmiş. Yani biz 4x'e 8 gramı eklersek ikisi birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi 4x'i bu tarafa atalım. Ne oldu? 8 eşittir 6x eksi 4x. Bu da ne yapar? 6x'ten 4x çıkarsa 2x olur. 2 x eşittir 8. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4. Demek ki 4 tane lik çekilmiş. 4 tane lik ne kadar? 200, 200 sayfa çekilmiş. X'i 4 bulduk. Şimdi devam edelim. Buna göre Ayşe öğretmenin yazılı kağıtlarının tamamını yani 200 tanesini birinci yoğunlukta çekseydi yazıcı kaç gram tüketirdi? Yani şundan x kadarını bununla çekseydi. E x'i 4 bulduk. O zaman ne kadar tüketirmiş? 4 çarpı 10 kadar. 4 çarpı 10. 4 kere 10 da kaç yapar? 40 yapar. Var mı 40 diye bir seçeneğimiz varmış. A seçeneği. Evet. Bu soru ile dersimiz bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.